Merhaba arkadaşlar, ben Hakan, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri video çekmiyordum. Yaklaşık bir aydır ben bu kanala video atmıyordum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi rahatsızdım. Bugünkü videomuzun konusu yeni TAF anakartım arkadaşlar. Bu anakartın bana ulaşmasında destek sağlayan Alper abime çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. O olmasaydı neredeyse DDR4 bir sisteme geçemezdik. Şimdi bunun şöyle kısaca hikayesini anlatacağım. Benim elimde bir tane arkadaşlar, bir arkadaşımızdan gelen, bir takipçimizden gelen Ryzen 5 1500X vardı teli kırık. Biz aslında hani onu bunda çalıştırıp bir DDR4 anakartta çalıştırıp teli kırık AM4 soketli bir işlemciyi bir anakartta çalıştırdık diye video çekecektik. Konu buydu. Ama konu çok saptı. Anakartın içerisine tel falan attık. Bundan dolayı mı, başka şeyden dolayı mı 4. slotumuzda problem çıkmaya başladı. 2.4 dual channel RAM kullanamamaya başladık. Bundan ötürü de biz bu projeden kesinlikle ama kesinlikle vazgeçtik. Çünkü anakartımıza zarar gelecekti arkadaşlar. Bunu göze alamadık. Ryzen işlemci de çıkarttık arkadaşlar. Ben çok ucuz yollu bir tane internette Ryzen 5 1600 buldum. Sıfır arkadaşlar. Kapalı kutu. Onu aldım. İşte Alper abim sağ olsun RAM gönderdi. İnce hesaptan Şeyda Hanım RAM gönderdi. Alper abim anakart gönderdi. İşte ekran kartını da denemem, test etmem için gönderdi. Onun da videosunu zaten bugün, yarın yayınlarım. Belki bundan önce yayınlamış olurum. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım. Bugünün konusu bu anakart arkadaşlar. TAF B450 Plus Gaming anakart. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen kutu açılışına geçelim. Anakartın kutu içerisinden çıkan içeriklere bir göz atmak istiyorum. Bir tane Türkçe kullanım kılavuzu ve garanti belgesi arkadaşlar. Faturanızı saklamanız sanırım kafi. Bunun üstüne herhangi bir kaşe vesaire yapmıyorlar. İçerisinden böyle bir tane Asus TAF ürünlerini simgeleyen sticker çıkıyor. Bunu kasanızın herhangi bir yerine takabilirsiniz, iliştirebilirsiniz. Kasanıza güzel bir sticker arkadaşlar. Bazı arkadaşlar stickerlara çok çok dikkat ediyor. Kasa içerisinden bu şekilde bir M2 sabitleyebilmek için alt panel bağlantısı ve üst vidası çıkıyor arkadaşlar. İçerisinden bir tane DVD çıkıyor. Bu DVD arkadaşlar ben çok kullanmıyorum çünkü genelde internet üzerinden güncel driverlara indirmek benim için daha mantıklı geliyor. İçerisinden iki tane şu şekilde kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir adet bu şekilde user guide çıkıyor arkadaşlar. Gene kullanım kılavuzu kuşe kağıda basılmış. SATA bağlantısı yapabilmeniz için iki tane SATA kablosu geliyor. Bu şekilde bir tane anakart aynası geliyor. Ve en dikkat çekici bölüm arkadaşlar, anakartın sertifikası, karnesi. Şimdi nedir bu diye soracaksınız. Üzerinde TAF Languard, yani internet koruması ve gene Asus TAF MOSFET'ler kullanılmış anakart üzerinde. Bu da anakartı ekstra güvenilir bir moda sokuyor. Anakartta bayağı bir koruma var arkadaşlar. Safe slot, LCD koruması, RAM'lerde aşırı voltaj koruması ve arkasında kullanılan paslanmaz çelik plaka ile uzun süre bir anakartı kullanacağım diyorsanız ilk tercihiniz Asus'un TAF serisi olmalı. Çok pahalı değil arkadaşlar. Ortalama 600 lira, 700 lira civarında bulabileceğiniz güzel bir anakart. Hem sağlam, hem dayanıklı, hem de ekstra özellikli bir anakart istiyorum diyorsanız bu anakartı tek geçerim. Anakart üstünde DTS ses arkadaşlar. Bu FPS tarzı oyunlarda rakiplerinizin bir adım önüne geçmenizi, onları daha iyi duyabilmenizi, kullandığınız ses ekipmanlarından daha iyi performans almanızı sağlayan bir ekstra bir özellik. Anakart üzerine baktığımızda 6 tane SATA kablosu bağlayabiliyoruz. Aşağıdan yukarı doğru çıktığımızda 4 RAM slotu olan dual channel RAM bağlayabileceğimiz iki farklı renkte RAM slotları bizi karşılıyor. Hemen yan tarafında eğer RGB seviyorsanız arkadaşlar ve Asus'un Aura Sync özelliğini kullanmak istiyorsanız, yani anakart üstünden RGB ekipman güzel animasyonlarla donatmak istiyorsanız bu anakart da tam size göre. Şu alt kısmında TAF Gaming yazısının olduğu bölümde güzel bir RGB aydınlatma var. Buradan bağladığınız RGB ekipmanlarınızı da aynı şekil kontrol edebiliyorsunuz. Buradaki ışıkla senkron oluyorlar ve çok güzel bir görüntü sağlıyorlar. Ne dedi işte, RGB sıvı soğutma olabilir, RGB fanlar olabilir, kasanın kendi RGB bağlantıları olabilir. Eğer ekstra anakart bağlantısız destekliyorsa buradaki giriş üzerinden direkt bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Üzerindeki soğutmalar gerçekten göz dolduruyor ve göz boyuyor arkadaşlar. Bırakın da boyasın, gerçekten çok çok güzel bir anakart, parasını sonuna kadar hak ettiğini düşündüğüm bir anakart arkadaşlar. Anakartın piyasada birkaç tane farklı varyasyonu var. RAM slotlarında maksimum 64 GB'a kadar, yani her slota bir tane 16 GB takmak kaydıyla 3466 MHz'e kadar RAM overclock'a destek veriyor. Aynı zamanda ayrıca AM4 yapısındaki soketine taktığınız işlemciye de ayrıca overclock desteği sağlayan çok güzel, muazzam bir anakart. Arka paneli koruyan Asus'un TAF Armor diye isimlendirdiği çok güzel anakarta gayet güzel bir görsel, aynı zamanda güzel bir koruma sağlıyor.
sağlayan bir plastik bulunuyor. Arka bağlantılara baktığımız zaman bir tane eski klavye mouse taktığımız port bulunuyor. Hala bu portu kullanan var mı? Gerçekten çok şüpheliyim. En azından oyuncu ekipmanlarında bu portlar hala kullanılıyor mu? Kullanan varsa aşağıda açıklamalar kısmına yazabilir. Bir adet HDMI portu, bir adet display görüntü portu, bir adet USB tip C çıkışı mevcut. 2 adet USB 3.1 jenerasyon 2 çıkışı mevcut. 2 adet USB 3.0, 2 adet de USB 2.0 konumlandırılmış. 6 tane USB portu olması bana biraz az gibi geldi. Çünkü eski kullandığım anakart üzerinde 8 adet USB portu vardı. Ama çok büyük bir sorun olarak algılamadım arkadaşlar. Anakartta birçok koruma bulunuyor demiştik. Bu korumalardan bir tanesi de safe slot. Yani arkadaşlar üst PCI yuvasında bulunan metal blok arkadaşlar. Bu metal blok ne işe yarıyor derseniz, artık herkes biliyor ki arkadaşlar yeni ekran kartları gerçekten çok ağır. Soğutmayı arttırabilmek için çok çok ağır yapıyorlar. Bu da ne oluyor? Anakartınızın üzerindeki blokların eğilmesini sağlıyor. Aşağı doğru eğilmesini sağlıyor. Anakartınıza zarar veriyor. Bunu koruyabilmek adına buradaki PCI slotunu arkadaşlar metal yapmış Asus. Gerçekten hani askeri dayanıklılık diyor ya, gerçekten askeri dayanıklılığı gözünüzle gösteriyor size. Elinizle tutturuyor ve hissettiriyor bu anakart. LAN yuvası üzerinde EST, DST diyot koruması mevcut. Aynı korumayı klavye ve fare konnektörlerinde de kullanmışlar. VGA koruması mevcut. Ayrıca USB konnektör koruması da mevcut anakart üzerinde. Üzerinde dediğimiz gibi TUF bobinler, TUF mopsetler ve TUF kapasitörleri kullanılmış. Kalite üst düzey arkadaşlar. Verdiğiniz parayı sonuna kadar hak ediyor. İşlemci, grafik ve anakart sıcaklığınızı, anakart üzerine bağladığınız fanları buna göre devreye sokan Fan Expert özelliği mevcut. Kartın üzerinde M.2 slotu mevcut. Yalnız ben M.2 almadığım için bağlayamıyorum. Yüksek bağlantı noktaları mevcut. Type-C gibi, USB 3.1 jenerasyon 2 gibi. Gerçekten çok çok üst düzey bir kart. Lafı fazla uzatmayalım. Bahsetmediğim bir yeri kaldı mı bilmiyorum. Varsa da arkadaşlar açıklamalar kısmında yazın. Şimdi hadi toplama ve montaj kısmına geçelim.
Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olarak destek vermeyi, bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız aşağıda açıklamalar kısmında yorum yapmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.